Hayıt forte. Hayıt nedir? Beş parmak ağacı da denir. Türkiye'nin Akdeniz, Marmara, Ege bölgesinde kendiliğinden yetişir. Bunun tohumu aynı karabibere benzer. Adet öncesi ağrısı, sancısı olan bayanlar bunu çayını içerse iyi gelir. Fakat ağır bir problem varsa, hormon anormallikleri aşırıysa, ağrısı sancısı büyükse tohumunun çayını içmek yeterli gelmez. O zaman bunun destilasyonla elde edilen ekstraktını yani kapsülünü kullanmak gerekir. Mesela Marburg Üniversitesi hayıtla ilgili klinik araştırması yapmış. Kadın doktorlarının işte bayanlarda 33 bayana kadın doktorları demiş ki sizin asla çocuğunuz olmaz. Neden? Prolaktin hormonu çok yüksek. Östrojen hormonunu baskılıyor. Hamile kalsa bile cenin zehirlenir ölür. Yapacak bir şey yok. Çocuk sahibi olamazsınız. Aşırı bir hormon anormalliği var. Onlar da bu hastalar üzerinde bunu denemişler. 33 bayanın 33'te hamile kalıyor. Ama kimisi 3 haftada, kimisi 3 ayda, kimisi 6 ayda. Hepsi hamile kalmıştır. Marburg, Almanya'da Marburg Üniversitesi kadın doktorlarının hamile kalamaz dediği hastalar, bunun birçok özelliği var. Bayanlarda adet öncesi ortaya çıkan göğüs ağrısı, karın ağrısı, stres, gerilim. Bazıları öyle gerilir ki hani kocasıyla kavga yapabilir, gerilebilir, problem üretebilir. İşte hanımı adet öncesi böyle gerilen, strese giren bayanlar alsınlar hanımının dayağından kurtulsun. Hanımın dayağından kurtulmak için idealdir. Kısırlığa karşı da etkisi mükemmel. Bir de bazı insanların beyninde hipofiz bezesi var. Herkeste var da yani bazı insanların bu hipofiz bezesinin sapında mikro veya makro adenom oluşur. Yani kist. Nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ hipotalamusun altında hipofiz bezesi. Ne işe yarar hipofiz bezesi? Bütün hormon salgılayan organların orkestra şefi gibidir. Hipofiz bezesi. Karaciğeri sen bunu üret, pankreası sen şunu üret, yumurtalar bunu üret, testislere şunu üret vesaire vesaire komut, emir verir sürekli. Hipofiz bezesi hormonların orkestra şefi. İşte bunun sapında oluşan toplu iğne başı kadar kist oluşursa buna mikro adenom, nohut kadar kist oluşursa makro adenom denir. Mikro makro değişir. Bazen fındık kadar da oluşabilir. Makro adenom. İşte burada kist oluşursa hipofiz bezesinin sapında prolaktin hormonu çok yükselir. Ve östrojen hormonunu baskılar. Böylece kişi asla hamile kalamaz ve hatta ne olur? Kişinin elleri büyür, burnu büyür, yüzü büyür. Yani şekli de büyür. Acayip bir şekil alır. Öyle birkaç kişi gördüm yani. Geç kalmasalar da onları da iyileştirdik. Ama hipofiz bezesi şayet mikro veya makro adenom oluşmuşsa o zaman ne gerekir? Hayıt forte, zerdeçal forte bu kist eritir. Bu da aynı hormonları düzenler. İksir jel. Bunları düzenli kullandı mı problem ortadan kalkar.